Herkese selamlar dostlarım, yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu kaldığımız Bunchcraft mıdır artık, Bunch Build midir, Building Bunch midir artık neyse, bu seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an bir şeye bakmam lazım ufakça. Burada bir sıkıntı var mı, video kalan aygıt falan filan diyor ama tık 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 tık, ses var mı? Yok. Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ben buraları temizledim işte. Şöyle ağaçların hepsini burada hallettim. Buradan kaldığımız şekilde devam edeceğiz. Bir beton hangi renk yapabiliriz? Beton olması şart değil. Aslında şu kullanmadığımız mavi var bir tane, bak bundan kullanabiliriz. Bunun yanına, mavinin yanına ne yakışır? Şimdi kütük diyelim mi? Kütüğü. Ama kütüklü yapmak yerine terakotalara bakalım. Aslında mavinin yanına kahverengi çok yakışır, tamam mı? Şöyle bir kahverengi veya şu siyah. Aa lan, mavi yattık bu sefer de. Dur bakayım. Canlı bir mavi kullanmayacağım ya. Yani. Şu maviyi kullanacağım. Şöyle bir koy bakayım. Hangisi daha güzeldir? Kahverengi olan. Aa bu daha güzel. Şöyle koy bir tane. Bir tane de şöyle koy. Bak bu da güzel. Ama bu da güzel. Ama ben koyu olanı kullanacağım sanırım. Şimdi hangisini nerede kullanacağız? Bir şey diyeyim mi? Kullanacak olduğum şey bu olacak. Çünkü şurada bir mavi çatı yaptık. Mavi çatılı bir tane daha gerek yok. Bunların arasında kaç boşluk vardı? 1, 2, 3 boşluk. O zaman buraya da 1, 3 boşluk koyacağız. 1, 2, 3 boşluk. Köy yapmaya devam edeceğiz. Bugün, yani belki de bu videoda bu olayı bitireceğiz yani. Şu an hepsi düzgün gibi. Evet. O kadar kötü sesi var ki şu an bu bloğu koydukça. Yani şu an oyunun sesini kapatmak istiyorum. Cırt 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 ses geliyor. Üstüne basınca da böyle geliyor mu? Evet geliyor. Çok kötü. Cırt 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 ses geliyor. Bak bir taraf kar yağıyor, bir taraf yağmur yağıyor. Çok değişik oldu ama yerlerin tamamen kar olmaması için bunu yapmam gerekiyor. Yoksa baksanıza. Buraların hepsini temizlemiştim biliyor musunuz? Aa, köpek gelmiş. Ne bu? Ayı mı bu? Abi çok kötü sesi var. Şöyle karşıya da koyduk mu zaten son artık ya. Bunun içinde yaşayacak kardeşime sabır veriyorum. Sabır diliyorum. Veriyorum da. Ama güzel olacak, tatlı olacak rengi. İnşallah hepsinde yaşayan olur ya. Olmazsa zaten yerine başka bir şeyler yapmam gerekir. Hapşurmadım. Hep beraber, hep beraber. Aklıma çok bambaşka şeyler de geliyor. Yani şimdi bu köyü dolduracağız tabii ki ama bu arada bir şey daha karar verdim. Onu da söyleyeyim. Ben 3 buraya 4 buraya bina şeklinde yapacağım. Yani 14 tane olacak ama 13 tane işçi köylümüz olacak. Bir tanesinde de ben kalabileceğim. Belediye binamız olacak orası da. Orayı da kuvarstan yapacağım. Kuvars daha modern duracak. Onu belki de şu ortaya kısma bir yere yapabilirim yani. Baş köşe gibi. Yani şurası da benim olabilirdi tabii. Ben şu an burada kalıyorum zaten. Ve orada çalışma masası olacak. Tek çalışma masasının olduğu yer orası olacak. Benim kaldığım yer olarak. Burası da güzel aslında. Burayı da kullanabilirdim ama yani bilmiyorum. Kuvarsı da şimdi düşündüm biliyor musunuz? Merdiven olarak
Koyu bir şeyler koyabiliriz. Netere bakalım. Deneyelim bunları bir. Ama bu kadar koyu da olmasına gerek yok da. Hangisi sizce? Bence kahverengi olan. Aha, bu da güzel durdu. Bunu koyalım bari. Neymiş bu? Neter. Bundan koymuş muydum ben daha önce? Ha, yok. Zincirimiz vardı. Duvara koyunca nasıl farklı oluyor lan? Bunun üstüne koyulabiliyor mu böyle? Yok, koyulamıyor. Zaten koyması bir tık da saçma olabilirdi. Aa, bir dakika, buralarını mı açalım? Evet, buralarını açıyormuşum. Cam alalım. Bir kapı koyacağız buraya şimdi. Lan niye çıkamıyor? Bu altlar az önce düzgün gözüküyordu. Şimdi niye bozuk gözükmeye başladı bana? Burada yaşayacak olan gerçekten biraz sinir krizi geçirebilir. Başka kapı var mı? Yok. İçeriye bir yatak koyalım. Düzenimiz nasıldı? Video arasında olduğu için unuttum. Sandık. Tamam. O zaman şundan alacağız bir daha. Neter. Neredesin Neter? Hayır. Kırdım bir yerini. Şunun aslında garantisi yok ama her yere masa koyuyorum. Sonradan bunu işçilerin şeyi haline getireceğim. Sembolik olarak dursun burada. Şimdi sırada. Kuvarstan yapacak olduğumuz bizim. Kuvarsı şuraya koyayım mı? Şöyle bir tane kuvars koyayım şuraya. Bu ortaya denk gelecek şekilde. İşte nereye denk geliyorsa artık oraya yaparız kuvarstan bir şeyler. Üstüne de şöyle kuvars atayım mı? Aynen böyle, böyle dur, öyle dur, öyle dur. Onu alacağım sonradan. Suyumdan bir yudum aldım, devam ediyorum. Şimdi. Ne kadar çok hava yağmıyor yani. Bak hemen kar oluyor yerler ya. İşte biraz dayanman lazım ama. Bu şekilde olmaz. Neyse onu sonradan en son bitirdiğimde hallederim. Şimdi ne koyabiliriz, ne koyabiliriz? Neyden yapabiliriz ya da? Turuncuyu kullandık. Terakotalara bakalım mı biraz? Yani şunlara değil de şunlara. Bunlardan hiç kullanmayacağım. Aslında çok güzel gözüküyorlar ama bunlardan hiç kullanmayacağım. Düzeni inanılmaz bozabilirler. Burada hangi iki renk birbirine uyabilir? Bak bir morumuz var, bir sarıyla uyabilir mesela. Şöyle koy bakayım bir. Çok da tatlı olur biliyor musun? Lakers gibi. Bak mesela bununla bu tarzda bir şeyler uyabilir. Şundan koyalım mı ya şu ikisini? Tatlı oluyor. 1, 2, 3. Şuradan yapacağız. Umarım köylülerimiz beğenir. Sonuçta onlar yaşayacak içinde. Bir kat daha çıkıyoruz. Üste üçerli koyuyorum.
Yani moru şey yapmadım. Belki moru yani farklı bir mor daha kullanabilirim çünkü içeride. Ama mor bir çatı da fena durmayacak gibime geliyor. Yani burada hepsini aynı yapmak yerine biraz daha farklı farklı görünüm katmak istedim. Umarım kötü durmazlar ya. Ama mesela şurası, şu kısım tatlı duruyor. Şurası tatlı duruyor. Farklı farklı olması da ayrı bir hava kattı. Ama aynı olsa da çok güzel dururdu. Bilemiyorum. Belki de böyle olmasa daha güzel yapmıştır onları. Buradaki seçimlerimiz çok önemli. Merdiveni mesela kızıl bir merdiven veya şu merdivenden kullanabiliriz. İkisini de deniyoruz, tarafımızı seçiyoruz. Tabii ki de bunu seçtik. İçeriye koyalım iki tane. Bir mordiven. Bir mor yatak koyalım. Keşke sandıkların renklerini değiştirebiliyor olsaydık. Masamız var zaten burada. Camlarımızı dizelim. Camın yeri burasıydı, değil mi? Evet. Aa, yanlış yeri kırmamışım. Doğru yeri kırmışım. Terakota mı yazacağım tekrardan ya? Şimdi şu yanlara koyacak bir şey lazım. Tuğlası duvar. Yok, duvar yazayım direkt. He. Ama bunda bir çit kullanılabilir aslında. Kızıl çit. Sonuçta kızıl şey koyduk. Ve o yüzden kızıl bir çit kullanılabilir. Yarasa gerçekten buraya mı geleceksin? Kapıyı da Capsule ne araştırdım bilmiyorum. Sesi bir tık kısalım mı ya? Müziğin sesi çok mu? 2'de niye bu kadar fazla geliyor, ben hala anlamış değilim. Şuradan kısabilirim. Zaten burada 1'i aldım. 2'deydi, 1'i aldım şu an. Size az geldiğine eminim ya. Size az geliyorsa sıkıntı yok. Bu şekilde oldu burası da. Kapı diğer taraftan açılsa daha güzel olur. Bence bu da bir tatlı oldu yani. Bence. Şimdi terakotadan yaptık. Bir tane betondan canlı bir yer yapabiliriz. Gri kullandım mı? Gri kullanmışım. O yüzden gri kullanmayacağım. Gri'yi neden kullanıyorum? Gri çok fazla seçenek sunabiliyor zaten. Daha bir de bir şey diyeyim mi size? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daha 6 tane yaptık ve 8 tane daha yapacağız yani. 8 tane yapması, yani şu an 13 dakikada 2 tane falan yaptım herhalde. 8 taneyi siz hesaplayın. Bir saati var yani. Hava sürekli yağıyor. Sürekli yağıyor. Daha bir de köylüleri möylüleri ayarlayacağım ben ya. Seçimler çok önemli. Keşke şu an yayında olsaydı mesela. Ama şu an internet bile yok. O da doğru. Düz bir tane yapabiliriz. Dümdüz bir tane yapabiliriz mesela. Meşe tahtasını yaparız. Hatta üstüne de ne kullanırız biliyor musunuz? Meşe kütüğü kullansak çok mu dümdüz? Çok dümdüz ya. Bu kadar düzlük istemiyorum, tamam. Siz niye yarasalar bu kadar çoğaldınız ya? Üzgünüm, bunu yapacağım. Oyun oynarken sessizlik istiyorum. Lütfen. Oyun oynarken sessizlik istiyorum lütfen. Ama bir dur. Allah, vurdum seni bu sefer. Gel buraya. Uf, filik. Filik attım. Tamam, artık geri dönebiliriz işimizin başına. Neyden yapabiliriz? Neyden yapabiliriz? Bunları düşünüyorum şu anda. Kum taşından yapabiliriz bir tane. Aa, kum taşının bir tane daha versiyonu vardı, turuncumsu, hatırlıyor musunuz onu? Aynen bu. Düzgün kum taşı diyor. Şunu koy bakayım şunun üstüne. Gayet güzel. Ama kum taşının başka versiyonları da var. Mesela
Oyma diyor. Oyma kum taşı daha güzel durabilir veya kesilmiş diyor. Kesilmişe bakayım. Bu da bir tatlı. Normal kum taşının ne halleri var? Mesela kesilmiş kum taşı var. Kesilmiş kum taşının üstüne kesilmiş. Çok dümdüz. O yüzden ne yapacağız? Gideceğiz. Oyma kum taşında creeper var. Çok iyi. Bunu kullanacağım. Oyma kum taşını kullanacağım. Ve üstüne de oyma kırmızı dersek bence tatlı duracak. 1, 2, 3 diyoruz ve başlıyoruz. Creeper'ların kafasının birbirinde olduğuna emin olmalıyım. Çok güzel ya. Yani Creeper detayları siz de kullanabilirdik aslında da ama bu detay beni daha da hype'ladı. Bir kat daha çıkıyorum ve 3-1 yapıyorum. Oraya değil şuraya. Şöyle bir görünümüne bakayım. Bence çok tatlı duruyor. Burada bir kabile yaşayacak falan diyormuşum. Bir tane kardan mı yapsam ya? Sürekli kar yağıp duruyor ya. Yok yok, o erirse sıkıntı. Burada hangisi yaşayacak acaba? Kum taşının şöyle bir güzelliği var. Merdiveni falan kendisinden yani direkt. Ama buna uygun bir kapısı olsaydı keşke. Neyse olsun. Aa bak neyi var. Turuncu bir kapı koymam lazım buraya ya. Şu ikisini deneyeceğim mi? Şu daha güzel duruyor bence ya. Tam turuncu değil aslında, öbürü daha turuncu ama bu daha bir tatlı. Cam koyacağız. Cam detaylarımız var. Nereye gittim lan? Yenur Omagebeş. Harbi diyorum tatlı oldu. Şimdi şöyle bir şey var. Aa bir dakika. Kuvarsımı geri koyayım. O benim sembolümdü. O benim sembolüm. O dursun. Şimdi oraya 4 tane koyduk, tamam mı? Bir dörtlü buraya koyacağız ama şuradan da şu şekilde ilerleyeceğiz. Şuraya yaptığımız gibi ilerleyeceğiz. Buranın arasında kaç var ona bakmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yoktur. 3 buradan, 3 buradan. Yok ama 3 buradan, 4 buradan, anladın mı? Yani şey farkı var. Ben bunu anlamayacağım gibi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Yine yapamayacağım. Artık yağmur yağmasına gerek yok. Şu anlık yağmasına gerek yok. Bir kar evi yapacağım zaman burada lütfen yağmur yağsın ama şu an değil. 1, 2, 3, 4. Şu şekil olacak galiba. Aa, evlerin üstüne kar geldi. Tatlı durdu bence. O tarafa hiç gelmiyor. O tarafı full yağmur yağıyor ya. Şöyle bir şey deneyeceğiz. Deneme amaçlı şundan koyayım bir mesela. Bu şekilde mi oluyordu? Orada tam olarak nasıl bir boşluk var anlamadım ki. Şuradasın ve şuraya koyduğun anda kapanıyor. Bunun aynısını buraya yapmam lazım. Ben buradayım ve bunun aynısını buraya koyduğum anda kapanmıyor.
Önüm kapanmıyor ki benim. Ha, demek ki şuradan başlayacağım. Dur. Şöyle önüm kapandığında. Ama şöyle bir şey var. Şuradan başlayacak ki şöyle kapansın. Yani şuranın üstünden şöyle şöyle yüklüyorum ya. Tak 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 diye. Bir orayı kontrol edebilir miyim tekrardan ya? Bence tamam, anlaşıldı yani şu an. Şu an aynı seviyede. Ve önüme koyduğum anda kapatıyor. Buradayım ve önüme koyduğum anda kapatıyor. Şimdi buradayım ve önüme koyduğum anda kapatıyor. Demek ki doğru yapıyorum. Yani şurası farklı olan kısmı olacak. Yani aslında doğru demişim. Şuradan başlayacak. Şurası benim duvarım olacak ki burası yanından gelen kısmı olsun. Tamam, şimdi bir ikili daha seçeceğiz. Bu ikili de hangisini kullanabiliriz? Biraz bloklarda aşağı inelim hadi. Aa. Ama bunlar antik kalıntı mı? Bu neymiş lan, bir dakika. Bambaşkaymış bu. Çok da ne ter bilmem ne şu bu kullanmak istemiyorum. Ateş mercan bulu, boluncuk, boloncuk. Mesela böyle bir şey kullanabilirim. Buna neyi kullanırsın biliyor musun? Koyu meşeyi kullanırsın. İnanılmaz tatlı olur. Şuna biraz benzer ama. Tam tersi yaparsam, İşte o zaman benzemez. Yani şunun üstüne şundan geçirdiğimizi düşün. Şimdi buraya bir 5'e 5 yapalım. 3, 4, 5. Daha içerideki yatakların renkleri vesaire şeyler değişecek. Bir sürü şey yapacağız. Bir sürü. Bu ne, Ladin mi bu? Koyu meşe, tamam. Çünkü koyu, yani Ladinse daha koyusu var. Koyu meşe daha koyu diyecektim. Ama zaten koyu meşeyle yapıyormuş. Şu an ne oldu lan bu? Ha, 3. 3-1. Burada biraz ağaca temas olacak. O yüzden çok hafif ağaçtan kestik. Kırptık ağacı. Koyamadım. Ağaçlı olan bağını kestim buranın. O ağacı direkt kessem de olurmuş yani resmen. Şimdi bunun prizmarinin kendi şeyleri var diye biliyorum zaten derken var. E bunu mu kullanayım ben demek ki buraya? Bir yine yağış başladı. 10'um. Şunu kullanmayayım da. Ne kullanabilirim yerine? Çit desen. Çarpık çit veya koyu meşenin şeyine bakacağım bir. Hangisi daha olur gibi. Buraya bir de kapı koymamız lazım tabi. Kapı olarak da artık bunu koyabiliriz bence. Evet. Atmasam daha iyi tabi. Bence güzel. Şurayı şöyle yapalım. Dımdırım.
Ve bu taraftan koyalım. Tam şu an karşılıklı mı oldu? Bakmak istiyorum bir. Evet, tam karşılıklı. Ben bunun içini dizdim mi? İçini dizmedim daha. İkisinin içini aynı anda dizeceğim. Ama bir dakika, şuraya koymadım, bir şey kaldı mı? Yok, fenerlerini koydum. Şusu, busu, osu, tamam. Bir yatak alalım. Yatakların rengi zaten değişecek. Onu daha önce de söyledim. Ama yine de buraya bunu koymak istiyorum. Aslında buraya başka şu açık maviden koyacağım. Çünkü eflatundan koydum daha önce. Buranın prizmarin şeyi var zaten. Alamadım ya. Buranın prizmarin şeyi var. Masamızı koyalım. Şimdi öbür tarafa aynısını yapalım. Çıkabilir miyim? Bir yatak. Buraya hangi yatağı koyacağım? Turuncu yatağı koyacağım. Uyumlu olsun diye. Buranın da var. Kumtaşı merdiven de varmış. Bu daha güzel. Yine burası da. Ama ben bir çıkayım yani. Burası da güzel oldu. Şimdi bizim yeri sona mı bıraksak? Ya da bizim yeri de yapalım, geçelim. Ku varsa neyi kullanabilirim ama bu önemli. Nether bloğu falan koyuyormuşum. Bir şey diyeceğim, bu arada iyi olabilir. Dur, bir adım önde burası. Onu geriye çektik. Ama şu Nether bloğuyla uyumlu bir şeyler var mı? Ha, gerçi kuvarstan yapabiliriz. Peki bunun üzerine bu mu? Bunun üzerine bu mu? Nether bloğu abartılı duracak mı? Önce ona bakmak lazım, değil mi? 1, 2, 3. Bu abartılı gibi durursa zaten şey yapacağım. Ben bu arada yanlış kesmişim galiba. Nether bloğu abartılı gibi duracak ya. Kuvarsla neyi yapabilirim? Şunu kullanacağım bu arada. Cilalı bazalt hoşuma gitti. Kırmızı mantar bloğuyla bir şeyler yapabilirim mesela. Şununla buraya değil tabii, farklı bir yere mesela, bunun yanına böyle bir yer yapılabilir. Buna bir bakacağız, tamam mı? Bunlar ayrı olarak dursun. Şimdi önceliğim, ya da benimkini en sona bırakacağım. Sadece buraya kuvarstan olacağını belirteceğim bir şey yapacağım. 1, 2, 3. Yapacağım bir yanlış köyün düzenini bozabilir. O yüzden doğru ve kontrol yapmam lazım. Burası şimdilik inşaat alanı. Burada henüz bir şey yok. Şuraya bir ev daha sığdıracağız. Bizimkini sona bıraktık. Şu ağacı bir keseyim. Bu nereye kadar gelecek? Yine başladı yağmur. Çok fazla başlıyor. Yani bir kere uyusam galiba düzelebilir. Bir dahaki başladığında uyuyacağım. Her yer kar oldu. Ve evlerin üstünde de yani o çok güzel duruyor. Mesela onların üstüne de ben koyabilirim. Şimdi normalde mantar blue bunların üzerine mi oluyor? Nasıl oluyor? Şunun üzerinde oluyor galiba. Yani biz burayı, ama mantar sapını kullanırsak bizim kuvarsa yan yana durduğu için çok benziyor olacak. Ya bunu bu taraflara yapmam lazım.
Buraya bir yere yapabilirim mesela bunu. O yüzden bunu sonra kullanırım. Şu şeyi kullanacağım. Neredeydi o blok? Aa bak, bu da güzel bir şeye benziyor. Buna da bakalım. Ses neydi lan? Bir garip ses duydum gibi oldu. Kuvars değil. Tuğladan yapabiliriz. Tuğlayı hiç kullanmadık. Cilalı bazalt, onu kullanacağım dedim. Cilalı bazaltı üste kullanabilirim. Tuğlayla ne uyumlu olur? Bu mesela uyumlu olur mu? Tuğlayla en çok ne uyumlu olur acaba? Bakalım, tuğla yazalım. Var mı başka tuğla? Yeter tuğlası. Mavimsi bir şeyler. Mesela mavi bir beton uyumlu olabilir mi? Yok, tuğlanın yanında biraz çok fazlaya kaçıyor. Bence tuğlayla bunu kullanabilirim ben ya. 1, 2, 3. Yok, 3'e değil. Şöyle koyacağız ki. Şuraya bir tane tuğladan yapalım o zaman. Tuğla hiç aklıma gelmemiş. Oysa ki tuğla en güzeli bile olabilir yani. Benimki bir tık büyük mü oldu? Küçüldürüz. Şöyle şu kısmını da çekelim. Evet. Bu ağaçlar yine bana engel olacak. Oraya bir sıra daha koymam lazım. Bu ağaç bana engel olacak ya. Tamam. Gel. Gayet tatlı oldu. Yanına da çektik mi? Şöyle. Şuraya bir çim koyalım, boş durmasın. Güzel olacak bu da. Şimdi şu neydi? Cilalı bazaltın. Bazalt yazayım mı bir direkt? Bazaltın zaten iki tane şey varmış. Tuğla diyelim. Madem tuğladan yapıyoruz, tuğlayı kullanalım. Burası değil, şurası. Bunu bir alışamadım. İçeriden yapınca olmuyor. Kapı koyacağız buraya bir tane. Bir gece uyuyacağım. Çünkü çok fazla artık fırtına falan oluyor. Niye bu kadar sürekli yağmur yağıp duruyor anlamış değilim. Geçti şu anlık. Burası da bence bir tatlılığı oldu ama kapıyı şunu kullanacağım bu sefer. Evet, böyle daha tatlı. İçeri çok fazla tuğla gözükecek ama yapacak da bir şey yok.
Artık o temayı kullandık. Bir sandık istiyorum. Ve bir yatak. Yataklar falan sonradan değişebilir. Onlar önemli değil. Şu an bizim için önemli olan şu dışarıdan görünümü. Şimdi şuraya tam karşılıklı gelecek şekilde yapacağım bir tane. Bak buradan 4, buradan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya ama bir dakika burası farklıydı, dur. Buraya göre yapacaktım. 1, 2, 3, şuradan 3, şuradan 4. Yani şuradan 3, şuradan 4. Şu şekil olacak galiba, değil mi? Mantar diyelim. Umarım bunun içinde de yaşayan olur ya. Şöyle gelecek. Yani şöyleyken önüne geldiğinde kapatmıyor. İki tane koyarsan kapatıyor. Öyle mi? Kontrol edelim bir. Yok, hiç de öyle değil yani. Bir tane koyduğun anda birleşmesi gerekiyor. Demek ki bir tık daha önden ki birleşsin. Değil mi? Aynen öyle. 3, 4, 5. Ama bunda da yaşayın, tamam mı? Mantarlı falan diye bunu küçümsemeyin yani. Ya benim evde yaşarlarsa? Benim oraya demir kap koyalım. Aa, ne oldu lan? Ana, mantar birleşince öyle mi gözüküyormuş? He, ben burayı yapmayı unutmuşum. Direkt yanlardan başladım ya. Burası çok bambaşka. Evi yemeye falan kalkmazlar değil mi lan? Gerçi mantar ağacı çok yerde oluyor. Evi lootluyorlarmış değil mi direkt? Ben size bir sürü yiyecek yapacağım. Köylülerim, lütfen evleri yemeyiniz. Kamu spot. Bir merdiven istiyorum. Kırmızı çok tatlı olur ama buraya bir. Gerçi bundan purpurdan yapacağım bir tane ya. Purpuru kullanacağım. Purpur. Purpuru kullanacağım için başa koyacağım. Merdivene tekrar geldim. Hangisini kullanabiliriz? Oo, diorit neymiş lan diorit? Cilal diorit. Bu da kullanılabilir. O zaman merdiven olarak seni kullanalım mı? Kullanan diyenler, ama seni de kullandık. Ama kullanmış olup da kullandığımız da var mı? Ya illa ki denk gelecek ama. Gelmeyecek mi yoksa? O zaman buraya bir cilalı granit koyayım. Granitin şeyi var mı? Var. Çok güzel. Kapıya bak, ne oldu lan? Bunu böyle düzeltebilir miyim? Düzeltebilirmişim. Kokar lan bura falan diyormuşum. Hiç huş kapı kullanmadık. Bir huş kapı. Ve camların oradaki şeyleri bırakmayacağım bu arada. Yani buraları düzeltmeyeceğim geri. Böyle kalsın. Buranın da özelliği bu olsun yahu.
Bir yatak koyalım buraya. Kırmızı bir yatak olabilir. Gayet de güzel yani. Tatlı mı tatlı? Bir de şey de yani farklı da durmadı yani güzel. Buraya çok da ayrı görüntüsü yapmadı. O da güzel oldu. Şimdi purpur kullanacağım dedim. Cilali diorit üst kısım olacak. O yüzden böyle koyacağım. Purpur da üst kısım olacak. O yüzden böyle koyacağım. Bir yerin üstü purpur, bir yerin üstü cilalı olacak. Bir terakota istiyorum. O yüzden bence purpuru şuraya kullanalım. Bu da beyaz olduğu için onun yanında kullanırız. Bir terakota veya bir beton da olabilir. Betonun renkleri çok açık. Terakota biraz daha şey temalı ya, soluk temalı ya. Daha güzel duruyor. Ama hanginiz şeyle daha güzel olur? Acaba purpurla. Mesela bu purpuru mu yapacaktım en önce? Yok, fark etmiyor ki aslında çatısı farklı sonuçta. Purpurla. Bu kullanılabilir bu arada, bunu güzel gibi. Şu nasıl? Oradaki mordan farklı. Çok mu mor mor olacak? Pembeyle ne yakışır? Sen de yakışmasan olmayacak yani. Yeşille pembe hiç gitmedi. Sürekli terakota olarak baktım. Biraz da şöyle bir gezintiye çıkalım. Ne ile gidebilir? Şöyle tam bir düzen evi olsun mu? Taşla yapayım mı lan harbiden? Taşla yapacağım bu arada. Kafaya koydum. Bir, iki, üç. Bu evlerin hepsinde köylülerin yaşamasını ümit ediyorum. Eğer biz yaşamayacağız derlerse, başka köylere gitmek istiyoruz derlerse gerçekten üzülürüm. Çünkü onlar için burada ben büyük bir emek sarf ediyorum. Ve onlar bunu bilmeyecek çünkü ben o sırada yani o sırada daha onlar doğmamış bile olacak. Ben onları yumurtayla çağıracağım. Yanlış bir şey mi yaptım? Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Gayet de düzeltilebilir bir hata yaptım. Seni de kapattım. Çok güzel oldu. Kapımızı açalım. Neydi? Purpur. Purpurun yanına duvar da bakayım. Bir dakika, bir tane daha tema bulduk. Prizmarin burada dursun. Duvar da ne duvarları var? Diyoritin de duvarı varmış. Tamam, ona gerek yok. Onu zaten kullanacağım. Onu zaten kullanacağım. Taşın duvarı var mı? Kırık değil, he. Şu. Abi niye altına koyuyor? Niye altına koyuyor? Heh.
Sandık burada, masa burada ve bir yatak. Uyumlu olsun evin eşyalarıyla. Bir kapı. Çok güzel olur. Çok ve çok güzel olur. Bence gerçekten de güzel oluyor. Şuraya iki tane şey kaldı. İkisinin de temasını buldum. Yani bu çatı olacak. Neydi şu? Prizmarin. Biz bunu kullanmadık mı? Ha, biz bunun farklı şeyini kullandık. Biz şu prizmarini kullanacağız bu sefer. Değil mi? Evet, bu prizmarini kullanacağız bir de. Bunu yine çatı yapacağım. Bunu da çatı yapacağım. O yüzden bunları ne gidebilir? Bunları düşünmem lazım. Terakotamız aslında bir siyah terakota. Bununla çok güzel olabilir. Veya mavi terakota. Yok, mavi uymaz. Ama bir beton dediğimizde bununla bu. Beton rengi çok kaçıyor bize. Açık kaçıyor yani. Peki siyahla nasıl olur? Siyahla gayet güzel olur. Siyah hiç kullandım mı ben? Hiç kullanmamışım. Kullanmamakta hata etmişim. Ama güzel bir zamana denk geldi bak. Görüyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5. Şeycan, burası harbi harbi güzel oluyor. Yani şu anda yaptığım harbiden güzel olacak. Buraya ben mi geçsem falan diyormuşum. Önceliğim zaten köylünün şeyi yani. Neydi bunun adı ya? Prizmarin. Prizmarin'in parçalarını alabilir miyim? Teşekkürler. Teşekkürler. Ve teşekkürler. Öncelikle girişlere şunu koyalım. Buradakiyle bunun aynı değil mi? Aynı. Yanları kapatmayı. Buraya koyacağım değil mi? Tamam. Siyah bir beton alalım ve yanları kapatalım. Yırmacı. Yani 10 numara olmadı ama güzel de oldu yani baya. Şuraya güzel bir kapı bulduğumda her şey çözülecek işte. O da mavi, madem bu kadar mavi koyduk. Mavi de bir kapısı olsun olacak. İçerisi çok koyu olmuş. Ama ışıklandırmayla her şey çözülüyor. Gördüğünüz gibi. Bir yatak koyacağız. Yani buraya bu yatak gidecek aslında. Camları koymayı unutmuşum. Bakayım bir camlar doğru mu? Camlar da gayet doğru. Bence bu da güzel oldu. Şimdi sonuncuya geldik. Şu an eşit mi gidiyorum? Eğer yamuksa bir daha yapmam gerekebilir diyecektim düzgün. Bunu da bir alalım. Şimdi bununla ne yakışır? Sen neydin? Cilalı diorit. Diorite bakalım. Diorit'in parçaları var. Mükemmel. Diorit'le ama neyi kullanabiliriz? Beyazla her şey olur aslında. Kırmızı bir terakota bile olabilir. Gayet de güzel olur bence. Yine de bakalım mı başkalarına da? Başka ne terakotalarımız var mesela? Bu olmayacak. Ya olur da çok açık açacak. Bize biraz daha koyu bir şeyler lazım. Ya sen yakışmasan olmayacak değil mi? Peki yeşil kullanmadık hiç. Yeşile ne dersiniz?
Bence yeşil yapalım mı? Yeşil, ama yeşil temalı da var ya. Yani mavi var, yeşil temalı dediğim. Ne kullanılabilir ya? Her rengi yeterince güzelce kullanmaya çalıştık aslında. Şundan kullanmış mıydım ben? Çatı olarak kullandım, değil mi? Bunu bu sefer bu şekilde kullanacağım ya. 1, 2, 3. Şuradaki çimleri de aldık. Ne yiyorsun lan? Çimleri mi yiyorsun? Be. Doğru mu? Gayet doğru gibi. Neyi kullanacaktım lan, bir an unuttum. Güzel duruyor, güzel duruyor şimdi. Yalan yok. Kahverengi yerine yeşil falan da kullanabilirdim ama zaten maviyi yeterince kullandığım için. Burada her şeyden biraz biraz kullandık yani. Neydi? Diorit. Diorit'in şölesi de varmış lan. Neymiş bu? Ya bildiğin şey lan bu. Şu kırık taşın farklı hali. Yeri yatak. Buraya beyaz bir yatak kullanılabilir. Kapı koyalım. Aslında demir kapı çok güzel gider buraya ama demir kapıyı köylüler açar mı diye biliyorum. Açamıyor. Nasıl oldu? İçerinin ışığını koymamışız. Onu da koyduk ve köyümüz neredeyse tamam. Sadece benim kullanacağım yer kaldı. Bence çok mu çok tatlı duruyor şu an. Buraya bir sürü köylü gelecek. Şu ortalığı yerleri de karları falan temizleyip buralara da bir şeyler yapacağım. Kapısı açık kalmış şuranın. Buraya bir şey mi getirecektim? Şimdi kuvarsımızı alalım. Neter kullanmayacağım. Ama kuvarsla ne uyumlu olabilir? Çok gösterişli olmaması lazım. Köyün yani abes kaçar. Kötü durur yani. Ama kuvarslarımızdan da bir şeyler koyabiliriz mesela. Peki duvar dediğimde kullanmadığımız olarak ne kaldı? Mesela cilalı kara taş diyor. Nasıl durur lan bu? Cilalı de bakayım, cilalı. Mesela bu nasıl gider üstüne? Bence güzel gibi ya. Şu cilalı kara taşın pek şey var mı merdiveni? Var. Onun merdiveni kullanalım o zaman. İçeriye de bundan kullanalım. Masamızı şeyimizi koyalım. Yatak olarak da bir siyah yatak koyalım. Dakikadır uğraşıyoruz ve sonuna geliyoruz artık ya.
Benim kapımı demir kapı yapmalı mıyım? Emin değilim. Ama köylüler girip çıkma durumu varsa sanırım kapımı o şekilde yaparım. Aslında buraya bir koyu meşe kapısı bile güzel gelebilirdi. Çok tatlı olurdu. Bunu ben de açamayacağım ki. Açabilecek miyim bu şekilde? Düğme falan gerekiyor. Cilalı Karataş'ın düğmesi mi varmış? Aç ama ben gireyim. Dışarıdan buraya da şey lazım. Ya çıkamıyorum ki. Çok ayar oldum şu an. Ben buradan çıkamam biliyor musunuz? Çünkü burada sürekli bloklara değip duruyorsun ya. Ya ben buraya giremiyorum. Ben buranın kapısını değiştireceğim. Tüm köylüler bir yere yerleştikten sonra değiştiririm burayı. Şuranın dışarıdan gönlüne bir bakmam lazım. Bence fena değil, güzel. Genel olarak şöyle baktığında güzel duruyor ya. Şimdi sıra köylülere geldi ve köylülerin mesleklerine bakmaya geldi. Hangi bloklardan oluyordu? Keşke onlara bir baksaydım. Hemen bakıyoruz. Şimdi fırın dediğinde duman fırının mesela bir görevi var. Bunun var mı? Onun yok gibi, var gibi de. Kesicinin varmış. Dur, buranın sırasıyla yapacağım ya ben de. Bunlara ihtiyaç kalmadı artık. Bunları al. Gübre varının mesela bir mesleği var. Şu nerede lan? Dokuma tezgahının bir mesleği var. Dokuma tezgahına benzeyen bir şey daha var. Ama onun ne olduğunu anlayamadım. Şunun var mesela, okçu masasının, haritanın var. Ben niye büyütmüyorum ki şöyle? Bunun var. Demirci masasının var. Bilemenin var. Acaba şu çanın var mı? Bir dakika, biraz büyüttüm. Varil dediği gübre varildir herhalde. Bu ne, duman fırını? Maden fırınının varmış bak. İşte bunları yerleştirmem lazım artık. Mesela dokuma tezgahının şeyi burada olabilir. İş yeri. Ama ben onlara sondan başlayacağım, değil mi? Çünkü köylüyü buradan koyacağım, buradan koşturup gidecek. Şuranın evini haritacınınki seçiyorum, tamam mı? Ve bir köylü koyduğumda, aa, başka bir köylü koyduğumda gider mi lan ona? Diğer mesleğe gider herhalde.
Zaten aynı meslekten bir daha yapmaz herhalde gibime geliyor. Git bakalım, git git git, gel 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 gel. Buraya gel, buraya gel. Sen bir haritacı olacaksın. Burası senin evin bundan sonra. Sen bundan sonra burada yaşayacaksın. Buraya demirciyi koyacağım. Ya da demircinin başka demirciyi buraya koyalım. Köylüyü şuradan koyuyorum yine. Koş oraya, koş oraya, koş oraya. Hadi o göreve sahiplen. O işi al. Sen buna layıksın. Sen bu işi yapacaksın. Evet, sen busun. Burası da senin artık yeni malikanen. Tam çok güzel yer girdi. Duman fırını. Şu iki yeri sahiplendirdik, tamam mı? Buraya okçu masası koyulabilir bence. Oğlum ne yaptınız? Farklı iş mi aldınız lan? Yo, tamam. Kal orada, kal orada. Aslında bunları kapılarını demir kapıyla içeriye kapatacağım. Sonradan kapısını düzelteceğim. Nasıl fikir? Git ve mesleğini seç. Sen okçu masasının sahibi. Lan evin orada. La buraya gideceğim, buraya. Ne, orada yol mu var? Buradan gelsen ne oluyor? Okçu oldun. Tebrikler. Şey, Hogwarts seçimleri. Neleri kullandım şu anda? Demirci masasını kullandık. Okçuyu kullandık. Haritacıyı kullandık. Ah! İçeride pampini pimponi finfani falan far falan fon falan. Ne diyorum lan ben? Sen bunu yapabilirsin bence. Buradaki yaşayan bunu yapabilir. Koş ve mesleğine sahiplen. Seç o mesleği adamım. Kürsü. Kürsünün olacağı yer. Kürsüyü buraya koyacağım büyük ihtimalle. Taş kesiciyi şuraya koyacağım. Şurası tam bir çiftçi şeyi aslında. Çiftçiyi de oraya koyalım. Başka ne meslekleri var? Şu son üçlü olan yeri şöyle şu şekilde dizilecek, tamam mı? Madem fırını koyduk. Haritacı koyduk. Okçu koyduk. Demirci masası koydum değil mi lan ben? Şu demirci masası zaten. Bileme taşını koydum. Gübre variliyle normal varil ayrı bak. Onu farklı koyalım. Bu neymiş? Kazan. Kazan var. Kazanın görevi var. Kürsünün var. Başka da yok galiba. Kazan bir de şeyin var. Şu ne lan? Oğlum o ne? Bende öyle bir şey yok. Lokma tezgahını falan koymadım daha, değil mi? Gerçi duman fırını falan da koymadım. Maden fırını onları da koymadım. Bir dakika, maden fırını hiç koydum mu ya? Kapılarınızı bir demir kapı yapayım mı ya? Benim için daha iyi olacak, biliyor musunuz mu? Buradan neler eksik onlara da bakacağım. Eksikleri buradan halledeceğim. Şu an çok farklı bir şey yapacağım. Kapılar geçici bir süreliğine kapanacak tamamen. Hem de hepinizin kapısı. İçine eşya koydum. Kapıları bir demir kapıyla. Aa. Yanlış yaptım bak. Ne koymuştum lan ben buraya kapı olarak? Bu vardı değil mi? Aslında bu daha güzelmiş. Ama bunu koyacağım.
Şöyle dursun. Bu kapıları şey yapacağız. Burası zaten benim yerim. Mesleklendirdiğim yeri kapatacağım. Seni mesleklendirdim diye düşünüyorum. Buralar daha mesleklendirilmedi. Peki o şeyler nereye gidiyor ya? Lan niye buraya atıyorsun? Senin evin var. Ya sizin eviniz var. Siz niye buraya yatmaya geldiniz? Sen buraya mı yatmaya geldin? Niye buraya yatmaya geldin ki? Size ben yer yaptım. Sen de buraya yattın değil mi? Çok güzel. Harikasınız gerçekten. Soğukta mı uyuyamıyorlar acaba? Bu taraf biraz daha kış şeyi ya. Eğer öyle bir durum varsa sıçtık. O zaman zaten direkt şey yaparım ki. Direkt köyleri koyar geçerim eğer öyle bir durum varsa. Şimdi meslek seçtirmeye devam edeceğim. Buranın kapısı bu. Buranın kapısı bu. Bunları koyuyorum ki unutmayayım diye. Gerçekten de bu tarafta yattılar ya. Bu şekilde olmamalıydı. Neyse ayarlayacağız hepsini. Kapılar düzenlenecek. Şimdi kaç yerimiz kaldı bizim mesleklendirilmeyen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. He, bir tane eksik var orada. Ha dur 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 şu eksiğimiz şu. Neydi lan şunun şeyin adı? Abi ben onun ne olduğunu bilmiyorum ki ya. Ne olduğunu bilmediğim için size de söyleyemiyorum garip bir şekilde. Ama burada mıydı sanki? Şöyle yapsam. İsmi neydi bunun ya? İksir tezgahı. İksir tezgahının unutmuş olmam. Sen iksir tezgahısın. Bir köylü getiriyorum. Git ve mesleğini al. Git ve mesleğini al. Ne yapıyorsun? Orada bir meslek yok. Şu an koyduklarım hepsi uyuyacak, değil mi? Ben de uyumaya gidiyorum. Çünkü bunlar mala bağlamış durumda. Bunlar evet şu anda tam olarak mala bağlamış durumdalar. Git mesleğini al yani. Niye bu kadar uğraştırıyorsun ki? Bak ne güzel yakışıklı oldun yani. Şimdi İksir tezgahı mesleğini aldırdık. Eğer bunlar bu taraf buzlu diye yaşamıyorsa yani o tarafın farklı köylüsünü kullanmak zorunda kalırsam işler biraz daha garibime gelecek. Gidiyorum ve neyi alıyorum? Kahverengi mavili bina için bir şey alacağım. Neydi bu? Varil miydi? Gübre varili. Gübre varilini aslında şu pembe yer için düşünmüştüm ama. Dur, dokuma tezgahını al. Şuraya koy. Varili. Varil. Varil. Yani şu son üçlü. Şu son üçlü şunlara sahip olacak. Şu üçlüye. Oraya gidip şey vereyim ben madem. Fırın vereyim. Fırın vereyim abime. Bu da buranın yerlisi olsun. Git ve al o mesleği. Git ve al o mesleği tamam mı? Sen bu mesleğin sahibisin. İşte bu adam. Ama kal orada hadi.
Bugünlük orada zaman geçir, tamam mı? Bunları daha ustalaştıracağım bir de ben. Maden fırını mı koydum oraya, duman fırını mı? Bunu koymuşum, şunu koyacağım o zaman. Neden mesleğini almıyorsun adamım? Ha? Koş ve mesleğini al. Koş ve mesleğini al. Sen bu mesleğin sahibisin. Aldın mı lan? Aldı herhalde. Neler kaldı burada? Fırınlar gitti. Variller kaldı. Varil ve kazan. Kazanları kullanacağız. Geçebilir miyim? Lan o meslek alınmıyor mu? Aldın. Balıkçı oldun işte. Aslında tam tersinizi yapsam daha güzel olur. Evet, tam tersinizi yapsam daha güzel olacak. Üzgünüm beyefendi. Köylerin önünde köylü öldürmek istem. Aa, buraya gel lan. Merhaba. Siz bu mesleğin sahibisiniz artık. Siz de bu mesleğin. Ve kaldık son 3 mesleğimize. Meslek dağıtımları kaldığımız yerden devam ediyor. Dokuma tezgahımızı alalım. Kürsümüz var bir. Bir de kesicimiz var. Müziğimiz de son buldu. Dokuma tezgahına sen, yani sen bakıyorsun. Kürsüye sen, yani sen bakıyorsun ve son olarak da kesiciye de sen, yani sen bakıyorsun. Şu anda köylüler dağıtıldı. Kapılarınız düzeltilecek. Hemen kapılarınız düzeltiliyor. Kimin hangi evde uyuduğu umurumda değil ama gece olduğunda kimler duyuyor hepsini göreceğiz. Aslında herkes kendi mesleğinin olduğu yerde uyusa daha güzel olmaz mı? Evine girmek istiyor bak. Bu adamlar çalışmak istiyor. Ben bu adamlara engel oluyorum. Gir gir gir. Şöyle koysam daha güzel. Açabiliyorsun o kapıyı. Sizi içeride bırakmışım biraz, kusura bakmayın. Ay, neydi lan bu? Neydi lan bu? Prizmarinmiş. Yanlışlıkla kırdık ya. Kızıl kapı. Gece olduğunda ne olacak çok merak ediyorum. Sinirlendi, nasıl çıkıyor evden? Sizin kapıya dokunmamış mıyım? Düzelttim mi ya da? Buranın kapısına dokunmamışım galiba. Aa, buranın mesleği yok lan. Bir meslek fazla kaldı galiba. Neyse, oraya ayarlayacağım ben. Vardı mı içeride biri? Var. Tamam. Kapılar açılıyor. Çekiyor musunuz? Bir meslek kalmış. Hangi meslek bakmak istiyorum? Benim kullanmamış olduğum. Kaç bina vardı ki? 1, 2, 3, 4. 4 de orada 8. 3 burada 11.
14. Bir tanesi benim. 13 tane meslek olması gerekmiyor mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane. Şu başlangıçta ben bir şey hata yapıyorum. Dokuma tezgahı. Tamam, bu dokuma tezgahı. Dokuma tezgahında çoban olmuş. İleride bir tane de dokuma tezgahı var ve ne mesleği yapıyor? Yok oğlum öyle bir şey. Bir ev fazlaysa da oraya bir tane yerleştiririz yani bir şeyler. Bir. Bir bu, tamam mı? İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. 13. Abi burada 13 meslek çıkıp ben de hangisi çık? Kazanı koydum mu lan ben? Kazan koydum mu hiç? Tek tek kontrol edeceğim evleri. Merhabalar. Bileme. Bileyici burada. Siz neydiniz? Fırıncılardan biri. Sizi biliyorum zaten, varil koyduk. Gece olduğunda kim nerede kalacak acaba? Dokuma tezgahı. Gruplaşarak mı? Burası şey. Kazan koymamışım galiba hiçbir yere, değil mi? Buraya bakmış mıydım? Yok, kazan koymamışım. Sen de edindin mesleğini ve şu anda şeyi çok merak ediyorum. Time set night olunca ne olacak? Bunlar şimdi evlerine dağılacak. Dışarıda kalan olacak mı veya kimler nerede uyuyacak, bunlara bakmak istiyorum. Dışarıda kalan yok. Bu çok güzel ama herkes farklı farklı yerlere gidiyor. Kimse kimsenin evi... Aha, bir yerde açık kaldı. Ha, sen de geldin. Gece ihtiması var. Açıkta kalan var mı? Bakıyoruz. İyi akşamlar beyefendi. Siz burada yatıyorsunuz. Orası bizim. Aa, bunlar dağılıyor. Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum siz... Aa, ne yapıyordunuz lan? 3 kişi burada. İyi, ev seçme şeyleri yok. Nereye verirsen orada yatıyorlar. Sıkıntı yok. Tek tek kontrol ediyorum ya ben. Burası boş. Evet, bir evimiz boş. Bir köylümüz uyumuyor arkadaşlar. Köylü vampir oynuyoruz biliyorsunuz. Benim yerime yatan yok ama. Ne çaldın sen? Bizden mi aldın onu? Abi çıldıracağım. Kim yok lan? Aa. Burası nasıl boş kalabiliyor? Öldüm oğlum, ne oldu? Köylüleri mi sayayım tek tek? 1 2 3 4 5 6
7. Bu arada sen var ya, 7, şurası 7 de. Sen şu mantar evde kalmalıyız. Kafatasında uyumlu. Ne alaka, ben de bilmem. 8. 9. 10. 11. 12. Gerçekten bir kişi yok mu şu an? Gerçekten şu an burada bir kişi eksiğimiz var. Düşmüş, kaybolmuş bir şey olmuş olabilir. Ben herkesi mesleklendirdiğimi düşünüyorum. Açıkta kalan olduğunu düşünmüyorum ama yarın bir kişi fazla olursanız sıkıntı olur yani, ben onu söyleyeyim şimdi. Neyse, ben de gideyim bir uyuyayım. Bunları test edeceğiz. Uçarak girecektim. Bunlar benim de uyur ha. Şimdi sizleri birer usta yapma zamanı gelmiş. Silah ustası. Silah ustası. Beni fulle. Bir dakika. Heh, silah ustası acemilikten çıraklığa geçti. Aa, demir ver bakayım. Adam demirle çalışırım diyor ya. Ne oldu? Hoşuna mı gitti yani? Ben köylüyü zengin etmeye gelen bir vatandaşım yani, sadece. Köylüm kazansın istiyorum. Silah ustası kalfa. Ne bu, kömür mü? Sana istediğini vereceğim. Ama beni bir ittirme. Tamam. Ben de zümrüt olduğunu gördüler ya. Nasıl şey yapıyorlar? La buraya gel. Sen değil miydin silah ustası olan? Oğlum bu ne? Çakmak taşıymış. Tamam, yeni yerlerin açılınca gelirsin. Ya da tek tek fulleye fulleye gidelim. Elmasa zümrüt veriyor. Ama bende elmas da var bak. Aa, köy oldu tamamen. Golem geldi şimdi. Peki niye millet evine gidiyor? Neyse, kaybettim onu galiba. Sen nesin? Taşçı. Taşçı. Seni şu şekilde zengin edebilirim. Sen artık acemi değilsin. Git ve işini yap adamım. Deri işçisi. Sen bize iyi geçirdin bu arada. Sen nesin? Taşçı çırak. Al, seni bir kademe daha atlattım. Sen nesin? Zırh yapımcısı. Ver. Git, sen de git. Bu köylüyü zengin edeceğiz. Çünkü burası bizim yaşadığımız köy olacak. Şu an niye peki sabahın köründe herkes evinde? Taşçı. Senin tekrardan kalfalıktan da kurtardım. Sen şimdi bir level daha atlıyorsun. Atla. Dın. Atlamadın. Hadi, ne zaman atlayacaksın? Oğlum bak, bende zümrüt var. Heh. Son seviye mi bu şu an? Taşçı uzman. Uzman son seviyedir herhalde. Deri işçisi. Deri işçisi. Al bakalım. Boyalı derileri. Boyalı derileri bize şey yapıyorsun. Ama olsun.
Yaptığın mesleğe saygımız var. Deri işçisi kalfa. Kalfa. Aa, bu kadar şey aldım ve hiç level atlamadın neredeyse. Demek ki tavşan postu sana yarayabilir gibi. Buna ne dersin? Bak, artık bir level daha aldım. Ne oldun? Uzman oldun. Seni fulleyelim. Ne bu? Kaplumbağa. Kaplumbağa. Tamam, artık senin de uzmanlığın fullendi, değil mi? Bunlar uzman oldukça daha fazla şey veriyor. Ha, usta oluyor sonuncu. Sen uzmanda kaldın. Ne almam gerekiyor senden? Şunu verip iki tane şundan alsam oluyor mu? Mesela. Sen olursun ya. Usta değil mi hocam sonuncusu? Evet, sonuncusu usta. Hepinizi usta yapacağım. Neymişsin sen? Zırh yapımcısı. Gel, ver bana ne verebiliyorsan. Bunlar az fulluyor. Sen bize şundan çak. Çaktın da güzelce. Köyün ortasına daha meydanına şeyler getireceğim bu arada. Bakıyorum çiftçinin uğraşabileceği bir şeyler getireceğim. Hepsinin uğraşabileceği bir şeyler getireceğim. Oo, kalkan bizi deli eder. Full kalkanız artık. Ay, zümrüt attım. Böyle tek tek yapacağım aslında bir 64 zümrüt alıp sonra hepsini temizleyebilirim. Daha kolay olabilir. Ne verirsen deli şey oluyorsun. Tamam, artık sen de usta olursun herhalde, değil mi? Zümrüt alalım iki tane 64'lü. 3 tane alalım hatta. Hocam sen fullendin mi? Usta olmuşsun. Tamam. Seni usta yaptık. Merhabalar. Rahip. Rahip Bey level alın. Rahip Çırak. Rahip Bey level alın. Rahip level al. Rahip Kalfa. İyi, rahibin verdiği şeyler tek yere sığıyor. Rahip uzman. Baksanız abi ne kadar önemli bir şey veriyor. Ender incisi veriyor. Rahip usta oldu. Seni zırhlayabiliyoruz mu acaba? Adamlar direkt kendi güvenliklerini sağlamak için böyle bir şey yapıyor. Okçu. Aa, okçudan ses çıkıyor. Ok sesi falan çıktı az önce. Okçu, seni de güçlendirdik. Zümrüt alalım. Ne oldu rahip, ne oldu? Doymadın mı zümrüte? Doymadın mı? Bir şey mi satmaya çalışıyorsun? Ama seni usta yaptım, ben alıcı değilim. Ben aranızdaki şeyi yükseltmeye çalışıyorum. Rahip Bey. Yani bir tık şey oluyor. Ayıp oluyor. Sen ne oldun? Kalfa oldun. Seni usta yapacağım, öyle gideceğim. Kalmadı. Şeyi kalmadı. Beğenmiyor bir de. Ne bu? Tüy. Bekle. Tüy alalım sana. Ama bu parçaları da getir yani, anladın mı? Seni şey yapıyoruz ama. Sen de çeşitli bol tut yani. Bu arada gece büyük ihtimalle hepinizin kapısına şey eklenir. Zümrütler eklenir. İşte bak, evinde olmayanlar var. Ben bunlara özellikle dedim. Evinizde kalın dedim. Geleceğiz, sizi güçlendireceğiz dedim.
Kasap. Tavşan. Merhaba kasap. Hoşuna gitti demek. Sen nesin çiftçi? Ama sırayla ya. Gece uyurken hepinizi kontrol edeceğim bu arada. Kasap kalfa. Ne diyor? Gel buraya gel. Kasap nerede? Seni de güçlendireceğim. Bekle ama bir. Kasabın uzmanlık sonda aslında ama usta olamadı. Niye? Şöyle yapsam. Kasap gel. Tamam sen olursun artık. Akşam oluyor herhalde. Millet geçtiğine göre ben ticaret yapmak istiyorum. Kalkar mısın? Balıkçı. Balıkçıya bak. Şeye doymuyor. Zümrüte doymuyor. Kömür. Fazlasıyla kömür vereceğiz. Ben bu işi gece yapsam daha mantıklıymış zaten. Baksana. Gece çalışıyorlar. Böyle kaldırıyoruz yatağından. Zorla çalıştırıyoruz. Yat hocam bir daha. Aa, bu çok şey olacak. Çiğ somon daha karlı olacak bizim için. Evet. Tekrardan yatabilirsin. Seni hangi seviyeye getirdim acaba? Bakayım. Uzman olmuşsun. Tropikal balık istiyorsun. Sen de artık levelini atlattık herhalde. Sen de yatabilirsin. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Zırh yapımcısı usta. Peki, 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 peki. İyi akşamlar. Merhabalar, kasap usta. İyi akşamlar. Denetim var da arada belediyemiz tarafından bu şekilde kontrol edeceksiniz. Alet ustası acemi. Sana şöyle bir başlangıç sunuyoruz. Sana biraz daha kömür istiyorsun bizden. Sana hemen veriyoruz. Tak 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 tak. Belediye işleriyle uğraşıyorum şu an. Rica beyefendi. Biz bir temizliğimizi yapalım. Zümrüt çekelim biraz kendimize. Bu arada ne kadar zor aslında değil mi usta yapmak? Bunu da görmüş oluyoruz. Sen bununla doymazsın. Ben sana demir külçesi bulayım. Hatta bir 64'lü daha gider sana. Sana bolundan bir demir verelim yani. Zümrütün kalmadı. Bence güzel zümrütlük bir alışveriş yapabiliriz. İndirimde demir balta en sevdiğim şeydir. Sen ne oldun? Kalfa oldun. Şimdi usta ol bakayım ama uzman ol. Sana elmas vereyim ya. Sana elmas... Allah pardon yanlış şey bastım. Sana elmas vereyim. Ama kalk kontrol edeceğim. İyi akşamlar. Siz de oldunuz. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Silah ustası uzmanda kalmışsınız. Hemen şöyle halledelim. İyi geceler efendim. Bakayım. Uzman bitmiştir artık o ya. Sabaha kadar olur. Siz haritacı acemi. Ver bakayım boş haritalardan biraz. Boş haritalar at. Ne istiyorsun? Cama zümrüt diyorsun ha. Tamam. Bizim için güzel bir takas. Ay pardon. Haritacının camı bu şekilde istiyor olması biraz garibime gitti açıkçası. Çıraklıktan terfi ettiniz. Doydun mu? Heh. Kalk. Ne oldu? Ne istiyorsun? Pusula istiyorsun. Sana çok güzel bir pusula vereceğim. Dede Yadigarı bu bizim. Al bakalım. Pusulan da burada. Kalfa
Uzmanlığa terfi etmişsindir. Zümrüt verelim. Bize şundan ver. Sen var ya, usta olursun artık. Sabah oluyor mu? Daha olmuyor. Merhabalar, merhabalar, merhaba. Okçu usta mısınız? İyi akşamlar efendim. Denetimimiz yapılmıştır. Merhabalar. Rahip Bey, sizi biliyoruz. İşi götürüyorsunuz siz zaten. Merhabalar. Kütüphaneci, size bu kadar değer verilmemiş olması ne kadar üzücü değil mi? Siz biraz yatın. Ben o sırada biraz kağıt lootlayayım. Size bir miktar kağıt vereyim. Siz bizim için, köyümüz için ne kadar önemlisiniz bir bilseniz yani. Yani al, al yani. Ne varsa al. Bu adamı. Ama biraz farklı mı yatıyorsunuz sanki? Şey mi, uykuda problem mi? Bu yatak dolu. Yok, ben yatmak istemiyorum zaten. Bir efendim, kalkar mısınız? Yapma bana bunu ya. Laga girme işte yani. Ama sen sandığa yattın canım. İlla bunu yaptıracaksın. Çekil, çekil. Dur be oğlum, hemen ne yatıyorsun ya? Kitap. La dur, yatma bir, yatma bir. Şimdi yat. Kalk. Kalfa oldun. Kalfa. Ver. Yat. Ver. Uzman oldun. Ne istiyorsun benden? Kitap ve tüy. Hemen geliyor kitap ve tüyün. Aa, kitap ve tüy. Tekli alınabiliyormuş. O zaman sana bir kitap ve tüy bombardımanı yapıyorum. Bu gece usta olarak bitir bu geceyi. Hayır. Sen bu gece usta olursun artık. Tamam, bu yatak dolu diyor. İyi akşamlar. Siz neymişsiniz bakalım? Çiftçi acemi. Aman 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 aman. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Size şöyle güzel patateslerinizden alacağız tabii ki de. Level atladığınızı umuyorum. Ama bu yatak bu şekilde kullanılmıyor beyefendi. Ben de var, buradan dışarıya bir atarım. Mor yatak değil mi bu? Lan ne ettin? Hayır, sakin ol. Sakin, 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 sakin. Sakin ol. Hiçbir şey yok. Ben sana vurmadım. Yani benim bu kasabaya ne kadar değer verdiğimi bilemezsiniz. Kalfa oldunuz. Sabah oldu galiba. Ayaklandınız siz de. Tamam. Ben çıkayım. Yatabilirsin. Merhabalar. Deri işçisi ustay mısınız efendim? Sabah olmadan şu 3 binamı da girersem taşçı usta çok güzel. Siz ne işle meşguldünüz? Çoban. Size bir siyah yün bombardımanı geliyor şimdi. Ne? Ya. Ama laga girmeyin lütfen, rica ediyorum. Çekil, çekil, çekil. Ah be de şu tok gözlülüğünüz yok mu? Hayır, ben yattım yanlışlıkla. Pardon, 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 pardon. Sizin yatağınız burası. Level aldın. Aldın mı level? Almışsın. Çok güzel. Ve bu işi de böyle kapatmış bulunduk. 2-3 tane de şundan alayım. Tamam. Bakayım bir. Balıkçı usta. Herkes ustalaştığını düşünüyorum. Her işte. Evet, herkese her işte ustalaştırdık. Tertemiz yaptık. Şurada bizim bir tane dün kaybolanımız vardı.
Burası değildi, şurasıydı. Bugün yok değil mi bir sıkıntı? Tamam, bugün bir sıkıntımız yok. İyi, güzel. Şu anda belediye işlerini hallettik. Herkesin bir mesleği var. Herkes mesleğinde usta oldu. Buralara artık kuyular getireceğiz. Çobanlarımızın besin, ama çobanların diyorum. Boş ver işte, anladınız. Saman getireceğiz. Samandan buraya şey yapacağız. Bir sürü şey ekleyeceğiz buraya. Bir sonraki bölümde belediye işlerimizi bitirdik sonuç olarak. Bunlar uyanmadan ben bir gideyim yatayım. Tamam, sadece sabah olmuş zaten. Bunlar da şimdi ayaklanır. Ne deniyor ona ya? Çiftçinin uğraşacağı işte, burada ekebileceği bir şeyler olacak. Kuyular olacak. Ortaya güzel bir şeyler eklenecek. Burası bir kasaba olduğu belli olacak. Yani buranın tatlı bir köy olduğu belli olacak. Böylece bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir videonun daha. Şöyle tatlı bir köyümüz olarak ilerliyor burası. Like atıp abone olmayı unutmayın. 1 saat 41 dakikadır uğraşıyorum. Bunun bir de part 1'i vardı. 30 dakika onunla uğraşmıştım. Ağaçlarını falan temizleyip bunu yaptım. Bu serinin devamı çokça gelecek. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.